yapıyoruz. Bugün Recep-i Şerif'in birinci günü. Duamız hayırlara vesile olması, şerlerin define vesile olması, zulümlerin bitmesi, haksızlıkların bitmesi, huzur ve barışın hakim olması. Ama çok acı bir şey ki Recep ayı aslında savaşılması haram olan aylardan biri olmasına rağmen, cahiliye Arapları dahi bununla, bu prensibe uyarak bu ayda aralarındaki savaşları, çatışmaları durdurmuş olmalarına rağmen, ki tarihi kayıtlarla bu sabit, ki diğer haram aylarda Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Üç aylardan Recep ayı gene haram aylardan sayılıyor. Bu ayda savaşılması haram olarak inanılıyor ve gereğine de dediğim gibi cahiliye Arapları dahi riayet etmişler tarihte. Ama günümüz İslam coğrafyasında olup bitenlere baktığımız zaman maalesef en yakınımızdan başlayarak Suriye, Irak, işte Libya, Yemen, Afganistan, maalesef kan gölü. Çok içler acısı bir tablo, çok yürek parçalayıcı bir tablo. Müslümanların kendi içlerinde böyle bir çatışmayla, birbirleriyle uğraşır hale getirilmiş olmaları hakikaten çok insanı muzdarip ediyor. Ve acı olan şeylerden bir tanesi, bu acıyı daha da arttıran şeylerden bir tanesi, Türkiye'nin de özellikle Suriye ve Libya'daki çatışmalara taraf olarak müdahil olması. Ve bunun acı sonuçlarını da işte görüyoruz gelen şehit haberleriyle. Libya'daki şehit haberleri de bir gariplik var. Daha evvel hiç rastlamadığımız, şahit olmadığımız bir gariplik var. Açıklanmadı bu haberler. Yani şehit haberleri bir bilgi olarak, bir haber olarak hiçbir medya kuruluşunda yer almadı. Eğer Cumhurbaşkanı lafın arasında Libya'da da birkaç tane şehidimiz var ifadesini kullanmamış olsaydı hiç haberimiz dahi olmayacaktı. Şimdi o sözler üzerine tabii ki bir merak meydana geldi. Çünkü Libya'daki süreçte yapılan açıklamaları hatırladığımız zaman deniliyor ki biz Libya'ya muharip asker göndermeyeceğiz. Sadece danışmanlık ve eğitim hizmeti vereceğiz. Oradaki tanıdığımız hükümetin davetiyle. Ama bu haberler ne oluyoruz? Orada da mı savaşın içine girdik, çatışmaların içine girdik? Dedirten bir sonuç ortaya koydu. Ve gene o oradan gelen haberler medyada yer almayan ama sosyal medyada ki alternatif bir medya kanalı olarak şu anda iktidar kontrolündeki medyanın vermediği haberlerin yer aldığı bir mecra olarak sosyal medyada yer alan bilgilere baktığımız zaman gene bu olaya çok farklı boyutlar katan detaylar ile karşılaşıyoruz. Bunlardan birisi bir albay, şehitlerden birisi albay, Aydın'da. Ve işin enteresan tarafı, bu albay daha önce ihraç edilmiş. Sonra tekrar göreve çağrılmış ve orada şehit düşmüş. Libya'ya gönderilmiş, şehit düşmüş. Şimdi bundan dolayı mı gizleniyor diye soruluyor. Yani daha evvel işte ihraç edilip daha sonra tekrar göreve çağrıldığı için ve orada şehit düştüğü için, ama bu yol mu yani? İlaveten Rize'de bir binbaşıdan bahsediliyor ve gerçek sayıyla ilgili tam bir net bir bilgi yok. Neyi gizliyorsunuz? Kimden gizliyorsunuz? Yani bunları gizleyerek nereye varabileceğini düşünüyorsunuz? Ve bir mübarek Recep-i Şerif'in ilk gününde bunları konuşmak durumunda bırakılmış olmak. Hakikaten neresinden bakarsanız bakın izahı mümkün olmayan bir durum. İlaveten İdlib'teki yaşanan olaylar da iç açıcı bir seyir takip etmiyor. Şehit sayısı 16'ya çıktı. Ki bugüne kadar Kuzey Suriye'de yapılan operasyonlarda, Cerablus operasyonunda, Barış Pınarı operasyonunda, Afrin operasyonunda verdiğimiz şehitlerin sayısı zannediyorum yani yüzleri aştı. Yani 500'lerin üzerine çıktı. Ve niçin oradayız ve hali hazırda niye hala şehit vermeye devam ediyoruz? Şimdi burada yeni bir takım gerekçeler üretilmeye çalışılıyor. Efendim işte Misak-ı Milli sınırları içerisindeydi orası zamanında. Dolayısıyla bizim toprağımız.
işte Hatay örneği veriliyor. Hatay üzerinden devamı da işte bu operasyonlarla gerçekleştiriliyor filan gibi. Yeni savaşları beraberinde getirmekten başka sonuç vermez. İlaveten bunlar nerede tartışıldı? Ve Cumhurbaşkanı'nın İdlib olayı için kullandığı bir ifade var. Savaş diyebilirim dedi. Savaş ise eğer savaş ilanı yetkisi anayasaya göre halihazırda yeni sisteme rağmen, yeni sisteme geçilmiş olmasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Peki meclis böyle bir karar mı verdi ki biz savaşa girdiğimizden söz edilebiliyor? Velhasıl bunlar çok tartışılması gereken konular, çok kritik konular. Savaşın şakası olmaz. Savaş dediğiniz zaman onun çok ciddi sonuçları olur. Ve bu sonuçlar buna sebebiyet verenlerin de çok ciddi sorumluluk altına girmesine yol açar. 3 aylar diye girdik. 3 aylarda bunları konuşuyor olmamız zaten başlı başına bir hicran. Temennimiz, duamız bu yanlışlardan bir an önce vazgeçilmesi, Türkiye'nin savaşı körükleyen, devam etmekte olan savaşlara aktif müdahil olarak giren bir konumdan bir an evvel çıkıp savaşları bitirmeye çalışan, barışı hakim kılmaya çalışan, diplomasiyi öne çıkaran, yumuşak güç ifadesiyle dile getirilen manada bölgede bu anlamda politikalar takip eden bir ülke olmalı. Temennimiz, duamız bütün bu çatışma bölgelerindeki savaşların sona ermesi, şehit haberlerinin sonunun gelmesi, masum sivillerin zarar görmesinin sona ermesi ve mülteci konumuna düşen yüz binlerce insan, İdlib'de de aynı şey şu anda yaşanıyor, büyük bir insanlık dramı, bunun da sona ermesi ve bütün bu çatışma bölgelerinde barışın, huzurun, esenliğin hakim olması, masumların selaha, kurtuluşa, esenliğe çıkması. Dualarımız bunun için, ama sadece kavli dua yetmez, fiili dua da lazım. Fiili dua da öncelikle ve özellikle bu politikaları etkileme gücüne sahip olan kim varsa, meclis başta olmak üzere, partiler başta olmak üzere ve STK'lar, sivil toplum dinamikleri başta olmak üzere bu konuda çok farklı ve olağanüstü bir duyarlılık göstererek bu gidişata dur demeleri. Yarın bir başka konuda buluşmak dileğiyle.